Mutlu günler sayın seyirciler, değerli dostlar. Yine bir Felsefenin Gözü programında birlikteyiz. Marksizm ve parlamenterizm diyeceğiz bugünkü programda. Değerli arkadaşlar, biz tabii yaklaşık bir ay önce ya da bir ay da geçti belki, birkaç tane siyaset felsefesi programı yapalım dedik. Siyasetin içerisine girdik. Bir ara verelim, bırakalım diyoruz ama siyasetin kendisi bizi bırakmıyor. Bir de ülkemiz için aktüel bir durum da ortaya çıktı. Yani biz başlarken seçimleri kale alarak siyaset felsefesine girmemiştik. Depremlerin ortaya çıkardığı sosyal gelişmeleri birazcık anlaşılır kılmak için yöneldik. Derken devlet felsefesi alanında genişledi programlar. Onu demokrasi meselesi takip etti. Böylece devlet, demokrasi derken seçimler ortaya çıktı. Şimdi seçimler de güncelliğini devam ettiriyor ve bu arada da pek çok arkadaşla devlet, demokrasi, seçimler derken parlamenterizm meselesi de gündeme gelmeye başladı. Tabii Marksist bakış açısıyla kavramsal planda bu konulara açıklama getirmek de giderek önem kazanıyor. Bu yüzden de biz bilemiyorum, yani bu programda bu siyaset felsefesini en azından şimdilik belirli bir olgunluğa getirdik. Daha farklı alanlardan programları sürdürürüz diye plan da yapıyoruz. Bakalım. Şimdi tabii bu kavramlar önemli diyoruz. Kavramlar tarihseldir diyoruz. Kavramlar donuk değildir diyoruz. Kavramların bir tarihçesi vardır. Bir etimolojisi vardır. Kökeni vardır. Kavramların oluşma süreci vardır. Bunlar tabii ki sosyal, iktisadi, üretim faaliyetleriyle bağlantılı konulardır. Parlamentoda aslında bu açıdan çok zengin bir içerik barındırıyor. Parlamento, Batı dillerinde parlamento diyoruz. Yani galiba Grekçe ya da Latince'den geliyor olabilir. En yeni kaynaklarda, bugünkü anlamına uygun kaynaklarda Fransızca parle diye biliyorum. Parle konuşma aslında. Yani kısacası konuşma fiili. Fiili bir şey olması da önemli aslında. Demek ki parlamento öyle donuk, o statik kavramlardan böyle taş, toprak gibi bir şey değil. Daha dinamik, hareketli, canlı bir kavram olmuş oluyor. Konuşma. Yani konuşmayla çok ilgisi var. Tartışma tabii. Dolayısıyla tartışma kültürüyle çok ilgisi kurulabilir. Türkçe'de biz aslında meclis diyoruz. Bu da Arapça ya da Farsçadan geliyor olmalı. Bu meclis sanki parlamento kadar şey değil, dinamik görünmüyor. Daha böyle bir durumu gösteren bir şey. Parle ise daha fiili bir özellik gösteriyor. Bu niye böyle olmuştur? Doğu toplumların durağanıyla bir ilgisi de kurulabilir belki. Mesela palavra diye bir şey de var. Şimdi biz biraz lehte söyledik ama bilemiyorum o kadar, hani şey, zaten ben yabancı dilleri bilen birisi değilim ama konuyla ilgili olan kelime terimleri biliyorum biraz. Tabii konuşma, tartışma, parlamento kulağa hoş geliyor. Muhakkak iyi, olumlu bir anlam çıkar. Toplum için olumlu bir rol oynar diyoruz. Tabi demesine diyoruz da bugün baktığımız zaman
parlamentoların da menen bir kurum olduklarında belki bu program boyunca konuşmaya çalışacağız. Tabii parlamento bir üst yapı kurumu olarak zaten şey yapar, dikkat çeker her zaman. Parlamento aynı zamanda siyasal partilerin, farklı siyasal partilerin olması anlamına gelir. Farklı siyasal partiler demek yani halkın örgütlenme özgürlüğü, halkın düşünce özgürlüğü, halkın konuşma özgürlüğü bunlara da tekabül eder, işaret eder. Bunlar genellikle ulus devletlerin anayasa, yani parlamento anayasayla da bağlantılı. Bunlar aslında akraba kavramlar. Yani bir parlamento tartışmasına girdiyseniz siz siyasal partiler, demokrasi, seçimler, anayasa bu tartışmalara da girmişsiniz demektir. Buradan da baktığımızda bu siyasal partiler de anayasal hak olarak görülür. Şimdi tabii biz parlamento dedik, başına da Marksizm demek durumunda kaldık. Hani Marksizm açısından da parlamento ne anlam ifade ediyor? Bunu da açığa çıkartmaya da çalışıyoruz. Şöyle belki birkaç kategoriden bahsedecek olursak, birinci kategori şu olabilir. Marksizm, Marx ve tabii Marksizm çok geniş bir kavram oluyor. Yaklaşık 150-200 yıllık bir kavram. Yani 1850'lerden beri demek ki 100, 1850 desek bile 173 yıllık bir süreçten söz etmiş oluyoruz. Marksistler açısından parlamento sistemi değiştirecek bir kurum değildir. Bu açıdan ilk kuşak Marksistler olsun, yeni kuşak, yeni jenerasyonlar Marksistler olsun, bunlar parlamento yoluyla, dolayısıyla hani seçim yoluyla düzenin, sistem, kapitalist, emperyalist gidişatın değişeceğine inanmazlar. Bu yani iki görüş diyelim çatışır. Bu yöntemle halkın istediği, insanlığın arzu ettiği bir dünya kurulabilir tezi. Öbür tezde hayır, sınıflı bir toplumda ancak yeni bir dünya sınıflı mücadele, siyasi mücadele yoluyla yani zor ve şiddet yolunu kullanarak ancak sistem, iktidar, kapitalist emperyalist sistem, feodal dünya bu ancak şiddet ve zor yoluyla kurulabilir diye iki görüş çatışır. Ama genel şey kanaat odur ki çünkü bu 173 yıllık diyeceksek eğer 1850'yi baz alıp böyle bir baz alma yok da ben söylüyorum yani konuyu açıklayabilmek için yaklaşık olarak böyledir. Yani Komünist Manifesto'nun yazıldığını diyelim ki milat alsak o da 1847-48 yani Yunanma tarihi 48 olduğuna göre 155 yıllık bir dönemden bahsediyoruz. Demek ki birincisi Marksizm açısından parlamento yoluyla şöyle dikkatli bir ifade kullanalım. Hükümet değişikliği olabilir. Konjektürel olarak bir partinin yönetimine son verilebilir. Bunlar parlamento yoluyla yani aynı zamanda parlamento yoluyla dediğimiz hani seçim yaparak vesaire. Çünkü bu tamamen barışçıl demokratik bir ortamdan söz etmiş oluyoruz. Parlamentonun içinden ve onun lehine konuşursak. Bu hükümet değişikliği dışında demek ki bir sistem değişikliği, bir iktidar değişikliği, bu hükümet, iktidar bunların farklı şeyler olduğunu daha önceki programlarda konuşmuştuk. Yeniden onu şey yapmak istemiyorum, genişletmek istemiyorum. İkinci
konuşu olabilir. Peki iyi. Bu parlamento yoluyla ve seçimler yoluyla sistemler, iktidarlar ve kapitalist dünyanın kendisi değişmez dedik ama buna rağmen bu alandan da yararlanabileceğini düşünerek diyelim. Bu alana işçi sınıfı, emekçiler, aydınlar, kadınlar, gençler, muhalifler, ezilen halklar diyelim müdahil oluyor. Ki ülkemizde de zaman zaman bunu yaşıyoruz zaten. Bu durumda nasıl bir handikap ya da sorun bekliyor? Ezilenleri ve emekçi sınıfları. Bu durumda da mevcut sistem çeşitli anayasal düzenlemelerle sizin parlamentoya girecek bir güce dönüşmenizin önünde bir engel oluşturuyor. Yasal sınırlamalar getiriyor. Örneğin bu işte Yeşil Sol Parti ve önceli HDP'yi düşünelim. İlla seçim döneminde de olmaz. Sıklıkla bu harekete, bu geleneğe çeşitli siyasi operasyonlar yapılır. Üyeleri, kadroları katledilir. Bir kısmı hapsedilir. Lider pozisyonunda olanlar işte halen Selahattin Demirtaş gibi insanları, Gülten Kışanak gibi siyasi aktivistlerin hapishanede olduğunu düşündüğümüzde bu açıdan da burjuvazinin parlamentoyu bir demokratik halk gibi göstermesi pek özellikle bizim gibi ülkelerin cephesinden baktığımızda gerçekliği yansıtmıyor. Üçüncü bir tartışma konusu değerli arkadaşlar, yani parlamento ve seçimleri dikkate aldığımızda yapacağımız analizler sırasında dikkate almamız gereken kriterlerden bu üçüncüsü diyelim buna. Bu da diyelim ki siz çeşitli engelleri aştınız, bir siyasi parti kurmaya da ikna oldunuz ve bununla parlamentoya müdahale edeceksiniz. Kendinizi işte göstereceksiniz ve kitlelerden oy isteyeceksiniz. Bunun için değerli arkadaşlar, size sonuçta piyasa yani kapitalizm koşullarında bunu yapıyorsunuz. Daha diyelim ki feodal toplumlarda da feodal toplum için geçerli. Ama bunlar tabii modern konular, modern kavramlar. Yani kapitalizmle birlikte özellikle emperyalizm aşamasında bunlar çok gelişmiş konular, kavramlar. Bunun için piyasa size para lazım. Yani rekabet etmek, piyasada var olmanız demek, paranızın olması, maddi bir gücünüzün olması demek. Dolayısıyla emekçi ve ezilenleri böyle görünürde parlamento var, biz de girebiliriz. İşte seçimler olur, kitleler bize oy verebilir. Böyle görünüyor ama işin içine girdiğinizde ki bu minik sol yasal sol partiler diye hep konuşulur ya, bunlar mesela büyük ekonomik şeyler çekerler, sıkıntılar çekerler, büro tutamazlar, elektrik parası ödeyemezler. Ne bileyim seçime girmek için bile işte Yüksek Seçim Kurulu'na bir miktar para yatırılacaktır, o bulunamaz. Kendi işte propaganda yapmak için televizyon, yani televizyon sisteminin çok pahalı bir alet olduğunu sanıyorum hepiniz biliyorsunuz. Bu açıdan görünür de böyle demokratik bir yarışmış gibi görünür ama gerçekte ise emekçiler ve ezilen sınıflar parlamentoya yönelseler bile böyle kafalarını bir vururlar parlamentonun duvarına. Gerisin geri çekilmek zorunda kalırlar. Demek ki bu açıdan da bir zorluk var. Parlamento tartışması, parlamenterizm tartışması. Demek ki meselenin ekonomik boyutu da dikkate alınmadan gerçekçi analizler yapılamaz demiş oluyoruz. Değerli arkadaşlar,
Başka bir kategoriden daha bahsedeyim. Bu son zamanlarda sosyal medyada gördünüz mü bilmiyorum. Şöyle bir söz dolaşıyor. Güya Stalin demiş ki oyları verenlere değil oyu sayanlara bakmak lazım. Bilmiyorum yani çünkü ben bir yerde okumadım Stalin böyle bir şey söylemiş midir? Burada önemli olan da Stalin meselesi değil. Halk bulmuş işte bir buluş yapmış. Stalin de söylemişse önemli bir buluş. Halk da söylüyorsa önemli bir buluş. Yani insanlar zanneder ki seçim olur. Kendi partilerine de seçime girir ve insanlar da kitleler bu partilere oy verir. Örneğin 100 bin tane oy verildiyse zannederler ki kendi partilerine de 100 bin tane oy çıkacak. Oysa bu seçimde en son yani 14 Mayıs seçiminde de görüldü ki çok sandığa giren oylarla çıkan oylar arasında çok böyle gülünç yani politikayla böyle siyaset felsefesiyle donanmış olmak da gerekmiyor. Böyle halk der ya sıradan adamlar diye sıradan insanların bile fark ettiği çelişkiler var. Yani düşünün ki bir Kürt ilinde üstelik de HDP, Yeşil Sol Parti, herkes bir de hısım akraba, yoldaş, arkadaş hepsi birbirini tanıyor. Burada oy kullanmışlar. Hatta şöyle esprili bir şeyle bitirelim bu dördüncü bahsi de. Kürtler oy veriyor. Fakat sandıktan kurt çıkıyor. Yani Kürtler kurt arasında da bir mizah bulmuşlar. Hani ben hep derim ya yani asıl filozof dediğimiz kişiler halktır. Yani filozoflar bu verileri belki kitabileştirir, işte formülleştirir, kavramlaştırır vesaire diye. Dolayısıyla bu dördüncü kriter açısından da baktığımızda Marksizm ve parlamento ilişkisinde öyle kitlelerin zannettiği gibi parlamento böyle devrimci, demokratik, ilerici, aydınlık, ondan sonra modern bir sürü şey yüklemişlerdir ya. Böyle bir kurum değil. Ama ben bahsi değerli arkadaşım Sibel Sehan'a bırakmadan önce bu konuda tabii şunu da söylemiş olayım. Şu anda tamamen parlamentonun aleyhine konuşmuş oldum. Tabii biz felsefeyi diyalektik üzerinden sürdürdüğümüz için hiçbir olay ve olguya tek boyutlu bakamayız. Parlamentonun da konjöktürel olarak verimli olabileceği, sınıf mücadelesinde işçilere ve emekçilere hizmet edebileceği boyutlar, koşullar bunlar olabilir. Bunları işçiler, emekçiler kendileri mücadele yoluyla da kazanabilirler. Mesela bütün dünyanın bildiği bir örnek var. Bu HDP, Yeşil Sol Parti ve önceli HDP bu 40-50 yıldır mücadeleyle işte bunu deminden beri anlattığımız şeyin sistemin bilmem hukuki yasalarını ondan sonra ortaya çıkarttıkları siyasal şeyler, baskılar, %10 barajlar vesaire bunları önüne katıp silip süpürdü. Şimdi böyle olursa hani bu koşullarda da parlamento negatif rol oynar diyemeyiz. Bu yüzden demiş oluyoruz ki esasen negatif bir rol oynasa da sınıf mücadelesinde konjöktürel olarak ilerici rol de oynayabilir. Ama bunun konjöktürel olduğunu kısmi ve tali planda geldiğini de söylemiş oluyoruz. Ben burada kendi gündemimi bitireyim. Bu temaları biraz daha açmak üzere programın sürdürücüsü, moderatör olan Sibel Sağan arkadaşa sözü bırakmak istiyorum. Sibel. Merhaba hocam. Merhaba. Nasılsınız? Nasılsınız? Teşekkürler Sibel. İşte düştük yollara. Ya da ne deniyor şimdi? Anadolu'da bir şey var, söz var. Düştük bir pirin peşine gidiyoruz diye. Bu seçim Gidiyoruz, hadisesi de gece gidiyoruz. biz yani seçim hadisesini kontrol altına alalım, onu sevk ve idare edelim derken
O bizi sürüklüyor. Tabii Evet. sürüklemesinde de bir yok şey felsefeci Hegel mesela söyle işte Minerva'nın baykuşu akşam karanlığında ötüyor diye. Şimdi seçimler söz konusu olunca seçimler bittiğinde de söz yeniden bize gelmiş oluyor. Bakalım bir yolunu bulup bir şey yapacağız, atılım yapacağız anlaşılan buyur. Halen Avrupa'dasınız. Bir ay Evet daha Sibel, oradasınız. bu şey, evet, 15 Haziran'a kadar buradayız. 15 Haziran'dan sonra yine Türkiye'de İstanbul başta olmak üzere yan yana felsefe yapmaya devam edeceğiz. Buyur. Merhaba sayın seyirciler, değerli arkadaşlar. Mehmet hocamın da söylediği gibi bugün siyaset felsefesi içinden bir program olacak. Marksizm, sosyalizm ve parlamentarizm gibi konuları anlaşılır kılmaya çalışacağız. Biliyorsunuz bir seçim atmosferi içindeyiz. Aylardır sürüyor bu. Seçimlere, meclise ne kadar güvenmeliyiz? İşçi sınıfı önderlerinden neler miras kaldı? Bunları konuşalım istiyorum. Tabii bu konularla ilgili de burjuva filozofları neler söylüyor? Bunları araştıralım diyorum. Başlıklardan da anladığınız gibi felsefenin gözü bu akşam yine çok yoğun yoğun konularla karşınızda. Sizlerden de tabii ki de görüş, yorum, eleştiri varsa itirazlarınızı bekliyoruz. Mehmet hocamın dediği gibi fikirler birbiriyle yarış içinde, tartışma içinde gelişiyor. Şimdiden herkese güzel ve yararlı bir program diliyorum. Mehmet hocam, isterseniz şöyle bir soruyla başlayalım. Hegel ve Marx'ın siyaset felsefesi açısından parlamento nerede duruyor? Ne anlam ifade ediyor? Marx'ın altyapı ve üst yapı ayrımı yaptığı söylenir hep. Bu ayrımı da dikkate alarak biraz açıklayabilir miyiz? Buyurun hocam. Teşekkürler. Sevgili Sibel, çok ağır bir yerden geldi ilk soru. Evet. Bu altyapı üst yapı meselesi var, Hegel var ve Marx var. Bunlar da tabii felsefe tarihinin belki en ağır iki felsefe taşı mı, Disiplin. felsefe topu mu diyelim bunları aynı zamanda. Tabii devlet felsefesi deyince bu iki isim muhakkak ele alınır. Aslında bütün felsefe tarihindeki devlet teorileri olsun, parlamenterizm konumuz olan parlamenterizm olsun, bu seçimler, hukuk, yasa aslında iki çizgiye indirgenebilir. Bu çizgilerden tanesini Hegel temsil ediyor. Hegel yani devleti kutsayan, her şeyden vazgeçse bile, babasından, atasından vazgeçse bile devletten vazgeçmeyecek bir filozof Hegel. Kant da öyleydi gerçi. Kant da devletçiydi. Ama yine de Kant'ta böyle az çok demokratik de diyebileceğimiz bazı anlayışlar vardı. Fakat Hegel bence çok katı bir devlet teorisyeni. Kendisi için zaten Alman filozofu, Alman devlet filozofu da denilir yani negatif olarak. Kendisinden önceki felsefeyi çok iyi bilen, özümsemiş bir filozof. Benim anladığım kadarıyla. Yani zaten felsefe tarihi tersine tarih felsefesi gibi çok kapsamlı kitapları var Hegel'in. Bu modern toplumu analiz ederken yani Marx'a hocalık yaptığı da buradan belli. Marx ve Engels zaten çoğu zaman da Hegel konusunda ikilemde kalmışlardır. Hem Hegel'e büyük hoca diye, hocamız diye övmüşlerdir. Ama geri dönüp ne söylediyse yanlıştı, biz o ne söylediyse tersine de çevirdik demişlerdir.
Modern toplumu aslında diğer toplumlardan farklıdır biçiminde analiz ederek eden kişi asıl olarak Hegel'dir. Yani diyor ki modern toplum, Marx'ın terminolojisinde kapitalizm oluyor. Modern toplum önceki feodal toplumdan ve köleci toplumdan farklı. Ama bu terimler Marx'ın terimleri. Hegel onları daha önceki programlarda da söylemiştik işte Roma uygarlığı, Yunan uygarlığı gibi söylüyor. Bir de tabii antik modern ayrımı var ama onu şimdi girmeyelim. Modern toplum dediği kapitalist toplumu. Devlet deyince de ulus devletleri anlayalım. Hegel diyor ki modern toplum iki katmandan oluşuyor. Yani alt katman, üst katman. Bu alt üst deyince Marx oluyor. Alt yapı, üst yapı terimi olunca Marx'tan söz etmiş oluyoruz. Hegel de bunun yerine Almanca Zivilgesellschaft dedikleri bir terim var. Bu sivil toplum alanı anlamına geliyor. Bir de politik alan. Şimdi sayın seyirciler, burası şu açıdan önemli. Yani Hegel demiş oluyor ki sivil toplum alanında burjuva ilişkileri, piyasa, sermaye belirleyici olan burasıdır. Feodal ve köleci toplumlarda, yani önceki toplumlarda diyelim, köleci ve feodal toplum deyince Marksist terimler oluyor. Çünkü ikisinin terminolojisi farklı. Marx'la Engels'in. önceki toplumlarda Hegel'e göre bu sivil gesellschaft'a hangi sınıf egemen ise politik alana da o egemendi. Örnek verelim. sivil gesellschaft alanında kilise güçlüyse politik alanda da kilisenin kendisi yönetici oluyordu. Hegel şimdi diyor ki bu sivil gesellschaft alanında sermaye var ama artık kendisi aynı zamanda politik alanı da yönetmek durumunda değil. Biraz aktüelleştirirsek demiş oluyor ki sermaye alanında yani sivil gesellschaft alanında, sivil toplum yani. Sivil galiba Almancası da sivil, Türkçe sivil diyoruz ama sivil toplum alanında ki sermaye sahibi isterse yönetimi dinci bir kiliğe bırakabilir, bir komünist, belki komünist iddialı oldu da dinci bir kiliğe bırakabilir, işte sosyal demokratlara bırakabilir, liberallere bırakabilir. Farklı yani kendisinden olmak zorunda değil. Yeter ki artı değer üretimi sermayedarın kasasına aksın. Aslında bugünkü Türkiye gibi ülkelerdeki sisteme çok benziyor. Şimdi sevgili Sibel, şimdi Marx burada aslında bir bakımdan çok büyük devrim denilecek bir iş yapıyor. Bir bakımdan da aslında Hegel sürdürüyor. O devrimi önce söyleyelim. O devrim şu. Marx bu ekonomik sosyal şeyin Hegel'in terimiyle sivil toplum alanı ve politik alan derken onun bir terimi var. Geist, bilinç yani. Bilinç politik alandaydı. Hegel diyor ki belirleyici olan bu politik alandır diyor. Bilinç, Geist yani belirleyici olan budur. Sivil gesellschaft alanı da tali planda gelir diyor. İşte Marx bunu tersine çeviriyor. Şimdi Marx'ınkini söyleyelim. Marx'ın terimi senin dediğin işte o yani altyapı, altyapı ekonomik temel de deniyor anlamdaş yani. Altyapı, ekonomik temel, üretim güçlerinin, üretim ilişkilerinin cereyan ettiği alan,
Üst yapıda da işte parlamento, devlet, demokrasi, seçimler, hukuk, bilim, felsefe. Burada demek ki temel ve tali olan, Hegel'de temel ve tali olan, Marx'ta yer değiştiriyor. Onu söyleyerek bitirelim. Hegel'in temeldir dediği politik alana Marx ikincil alan diyor. Hatta Lenin de mesela şöyle bir şey söyler. Politika ekonominin yoğunlaşmış halidir. Yani politikanın kendi başına bir özelliği yoktur anlamına geliyor. Parlamentonun kendi başına bir özelliği yoktur demiş oluyor. Asıl olarak parlamentoyu ve devleti, siyaseti belirleyen temel dinamik ekonomik olgulardır demiş oluyor. Bilmiyorum, birden bunları söyledim. Buyur. Teşekkür ederim hocam. Parlamentonun meşruiyeti nereden geliyor? Toplum neden saygı gösteriyor? Komünist partileri, işçi, emekçi partileri de seçime ve parlamentoya girebiliyor. Konuyla ilgili ne demek istersiniz hocam? Buyurun. Aslında bu da deminki konunun bir belki şeyi Devamı. parçası. Evet, devamı. Ya şöyle bir laf edelim. Bir sefer egemen sınıflar tarihin her döneminde sadece silah zoruyla kitleleri yönetmemişlerdir. Hani bazı insanlar der ki egemen sınıflar işte silah orada, ordu var, onun elinde, o yüzden yönetiyor. Hani bugün işte Türkiye için de söylüyorlar efendim, ordu, polis, bilmem şeyin, hükümetin elindeymiş de bu nedenle oluyormuş. Bu yanlış değil, şey yanlış değil derken, böyle bir olgu var tabii ki yani. Bu yanlış değil bu şekliyle, ama bu yetersiz. Sadece bununla yönetilmiyor. Toplumun rızasını almak durumunda. Yani şimdi parlamento bütün dünyada tahmin ediyorum ki büyük burjuvazinin kontrolündadır. Yani büyük burjuvazi ne söylerse olur. Türkiye gibi ülkelerde tekelci Türk burjuvazisi ne söylüyorsa büyük oranda onun dediği olur. Diyelim ki TÜSİAD'dan herhalde bağımsız siyaset yapılamaz. Yani bir yasalar, kanunlar, şunlar bunlar herhalde çıkartılamaz. Fakat bunu işte sistem meşru hale getirmek için kendisine diyelim hükümet, kendisine muhalif olan kesimlerin de rızasını almak durumunda. Yani orta burjuvazi, küçük burjuvazinin de o onayını alması gerekiyor ki kitleler kendisine inansın. Yani evet, parlamento var, bak işte A partisi var ama B partisi de var. Bak dinci parti var ama laik parti de var. Hatta işte komünist parti de var. Zaten buna özel bir önem de verirler. Yani tersine böyle muhalefet, yani merkez kat kuvvetler gibi görünen sistem dışındaki hareketleri de parlamenterizmin çevresine şey yapmak isterler. Angaje etmek isterler. Olması için. Mesela işte hem muhalif olanlara karşı sistem bir tepki gösterir, bir şiddet uygular, ama aynı zamanda onların sisteme bağlanması için önlerini de tabiri caizse açar. Fakat bu muhalif kesimler, yani merkez kaç güçler veya işte diyelim ki komünistler, bazı sistemlere göre dinciler, şeriatçılar vesaire, bunlara da tehlike oluşturmayacak şekilde izin verirler. Eğer bunlar herhangi bir şekilde bir iktidar talebinde bulunmazlarsa, sadece yani yönetmekle yetinirler, sadece milletvekili seçilmekle yetinip
yetinirlerse sistem bunlara da zaten müsaade eder. Dünyanın birçok yerinde mesela eskiden beri kendisine komünist partisi diyen partilerin milletvekilleri meclislerde bulunmuştur. Ha, bunların bir kısmı tabii mücadele yoluyla, yani demin söyledik ya, vura vura, vuruşa vuruşa gitmiş ve parlamento duvarlarında kırarak girmiş oluyorlar, ama bir kısmı da böyle suya sabuna dokunmadan işte politika yaparak, propaganda yaparak, bazı maddi imkanları ele geçirerek böyle bir kesimde var. Bu da işte parlamentonun bir, aslında benim başta sıraladığım özelliklere belki eklenecek bir başka boyutta buydu. Budur. Hani bir şey lazım. Bir meşruiyet lazım. Bu meşruiyeti de sistem sadece tekelci burjuvazi ile değil, kendisine orta ve küçük burjuvaziyi, varsa milli burjuvaziyi de ortak etmek istiyor. Ayrıca komünistlerin ve muhalif kesimlerin de olurunu, rızasını almak için de özel bir çaba gösteriyor. Ama asla ve asla bunları iktidarı bunlara bırakmamak kaydıyla Sibel. Peki hocam, devlet ve parlamento ilişkisini nasıl açıklamak gerekir? Mesela hukuk var, güçler ayrılığı var ve ayrıca devlet ve parlamento meselesini Gramsci ve Althusser üzerinden de açıklarsak sevgili seyircilerimiz için. Hocam. Ya, duydum Sibel. Bu arada konuya ilişkin görseller, Paris Komünü geldi. Biraz Evet. önce de galiba Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin görseli vardı. Şimdi tabii devlet parlamento ilişkisinde bir sefer şu var. Devlet deyince aklımıza gelen birkaç kategori üzerinde duralım o zaman. Birisi şu güçler ayrılığı meselesi. Güçler ve kuvvetler ayrılığı meselesi denir. Devletin yani bununla doğrudan ilgisi var. Ve bu parlamentoda olup biter. Güçler ayrılığı dedikleri, değerli arkadaşlar, yasama, yürütme ve yargı, bunların ayrılık, hani bir elde toplanmasına karşı zaten bir şey bu. Bir elde toplanırsa, ta Yunan demokrasilerinden beri, Atina demokrasilerinden beri bir tehlike, tiranlaşır diyorlar. Hatta bu Atina demokrasilerin de tiran olmasından kuşkulanılanlar için bile seçim yapılırmış ve tiran olmasından kuşkulanılan kişiler de devletten sürülürmüş. Bu bence ilginç bir şey olabilir. Ama şimdi ya, tiran dediğimiz diktatör. Şimdi yani güya çağdaş bir dünyada yaşıyoruz. Adam ya da kadın bir sefer seçilip de krallığını, diktatörlüğünü ilan ettikten sonra bir daha indiremiyorsunuz da yani. Bu sorunu çözmek için bu güçler ayrılığı ilkesi yapılmış, benimsenmiş. Yasamayı işte meclis yapıyor, yürütmeyi hükümet yapıyor. Yargı dedikleri de işte yasama yoluyla ortaya çıkan kanunları, hukuk vesaire kuralları, bunları Hocam. Küçük bir kesinti yaşıyoruz. Mehmet Hocam. Zannediyorum o bir iki dakika içinde arkadaşlarımız bu konuyu hallederler. Hocam.
Mehmet Hocam, isterseniz arkadaşlar sorun çözülene kadar ben Mehmet Akkaya hakkında sizlere bilgi vereyim. Mehmet Akkaya, Filozofça'nın yazarı olarak tanınan Mehmet Akkaya 1964'te Malatya'da doğdu. İlkokulu Malatya'da okudu. Orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. Koca Sinan Lisesi'nden sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdi. Maltepe Üniversitesi'nde Psikoloji, İnsan Bilimleri ve Felsefe bölümünde yüksek lisans, master yaptı. Yani dil ve kültür felsefesi konusundaki tez çalışmasıyla mezun oldu. Çeşitli gazete ve kültür sanat felsefe dergilerinde bilim, sanat, felsefe ve politika içerikli yazdığı yazılarla biliniyor. Sanat felsefesi, hocam. Geldim, evet. Geldiniz mi? Ben sizin hakkınızda kısa bir bilgi veriyordum hocam. Son bir sırayı okuyup sözü size veriyorum. Olur mu? Buyur. Sanat felsefesi, dil felsefesi, siyaset felsefesi, bilgi felsefesi, tarih felsefesi gibi konularla ilgilenen Akkaya, televizyon ekranlarında yaptığı felsefe düşünce programlarıyla da tanınıyor. Buyurun hocam. Söz sizde. Teşekkürler. Sevgili Sibel, şimdi devlet, demokrasi, parlamento konuştuk. Bir özellik söyledin, güçlere ayrılık meselesini söyledin. Tabii Anton Gramsci'nin adını geçirdin. Value. Bunlar bir yaklaşım getirdiler ki devletin ideolojik aygıtlara da ihtiyacı olur. Sadece baskı aygıtları falan olur. Şimdi demek ki güçler ayrılığı ilkesini söylüyoruz, bu bir. İkincisi, devletin baskı aygıtları olur. Bu baskı aygıtları olduğu sürece parlamento ne kadar özgür olur, o da tartışmaya açık bir konu. Baskı aygıtları denirken de işte ordu, polis, mahkemeler, hukuk, hapishane, bunlar kastedilir. Demek ki üçüncü olarak da devletin ideolojik aygıtlarından. Eğitim işte onlardan birisi mesela. Eğitim, hastane, medya, gazeteler, ondan sonra tabii medya çok önemli. Mesela dizi izlerler insanlar, gayet masummuş gibi görünür. Aile kurumunun kendisi, bunlar aslında devletin baskı aygıtları değil yani. Ama devleti ayakta tutan, sistemi ayakta tutan, olup bitenleri meşru gösteren roller oynuyor devletin ideolojik aygıtları. Demek ki devletin ideolojik aygıtlarını dedik, devlet aygıtlarından söz ediyoruz ve devlette güç. Burada noktalayalım sevgili Sibel. Teşekkür ederim hocam. O zaman size seyircilerimizden herhangi bir soru gelmedi ya da yayına düşmüyor. Ben göremiyorum. Ben kendi hazırladığım soruyu sorayım. Hocam 1871'de Paris Komünü kuruldu. Sovyetler Birliği ve Çin'de devrimler oldu. Parlamento konusunu Paris Komünü ve sosyal demokrasileri içinde açıklayacak olsanız neler söylersiniz? Buyurun hocam. Paris Komünü'nde Paris'teki yani izleyicileri de biliyor çünkü Paris Komünü biraz popüler de bir konu. Tarihte, modern tarihte diyelim yani kapitalizm koşullarında emekçilerin, proletaryanın ilk defa çok küçük bir alanda da olsa hani bir
şehir büyüklüğündeki bir alanda da olsa diye bunları bunlar aslında parçalı doğrudan dediğimiz bir tarz uyguladılar. Doğrudan demokrasinin seçtiğiniz yöneticileri ya görevden alabilirsiniz. Sonra işte temsili demokrasiden farklı olarak bir yol izlediler. Bunlar tabii devleti önemsemediler, devletin demin saydığımız baskı aygıtlarına ihtiyaç duymadılar. Yani yeterince ihtiyaç duymadılar. Dolayısıyla bu güçler ayrılığı geçerli olmadı. Devletin ideolojik aygıtları zaten söz konusu değildi. Paris işçileri yani şeyde bir nevi savunma bir nevi tamamen böyle barışçıl bir özellik içerisinde bir sistem kurmaya çalıştı. Tabii güçlü bir devlet, güçlü bir hukuk, işte ideolojik aygıtlar, ondan sonra bunlar yeterli olmadığı için 70 gün ya da 80 gün sonra Fransız devleti, Fransız egemen sınıfları, Alman egemen sınıf işbirliğine giderek Paris'teki yönetimi ortadan kaldırdılar ve bazı iddialara göre 20-30 bin işçiyi de adeta kılıçtan geçirdiler. Şimdi tabii ne derler hani sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek içiyor diye. Evet, bu galiba bütün dünya komünistlerinin de bilincine yerleşti. Bir yorum olarak tabii söylüyoruz. Sovyetler Birliği'nde Rusya'da yani 1917'de bir devrim oldu. İşte Rusya dediğin yani. Çin'de 1949'da oldu. Fakat ikisinde de birçok açıdan tabii birbirine benzemiyordu ama ben benzeyen kısmını söylüyorum. Benzeyen kısmı Paris Komünü'nün tam tersini buralarda çok güçlü bir hukuk, çok güçlü bir devlet, çok güçlü ideolojik aygıtlar, işte her neyse yani ne varsa hepsini güçlü yaptılar. Parlamento işte tek parti proletarya diktatörlüğü dediler. Ondan sonra işte farklı siyasi partiler olmadı. Demokrasi, burjuva demokrasinin bile gerisine düştü. Kısacası Paris Komünü'nde ki tecrübeyi şey yapamadılar. Yani yeterince ders çıkartamayıp çıkartılamadığı için bu sefer de bu şiddet aygıtları büyüdü. Devlet dahil olmak üzere büyüdü. Ve hem Sovyet halkını, Sovyetler Birliği halkını hem de halkını, emekçilerini, bu toplumun proletaryasını baskı altına aldı. Ve her iki ülkede de şimdi birçok kesimin de bildiği gibi faşizmle sonuçlandı. Burada tabii bugün bir sonuç çıkartarak belki şunu diyebiliriz. Hani tezlerin, antitezlerin çatışması yararlıdır dediğimiz de burası. Doğru fikirler, doğru sonuçlar bu şekilde ortaya çıkıyor gibi bir de fikir yürütecek olursak, Paris Komünü bu olayın teziydi, tezi. Antitezi ise Sovyetik rejimler oldu diyebiliriz. Yani Sovyetik rejim dediğimiz yani Çin'de dahil bunların tümüne zaten yani Sovyet demek zaten bir kurul, halk yönetti anlamında. Bu Sovyetik rejimler de komünün
antitezi oluyor. Sevgili Sibel, anlaşılabiliyor mu? Paris tez, Paris Anladım. Komünü Evet hocam. tezdi. Sovyet rejimler antitezi. Şimdi biz artık şöyle diyemeyiz yani. Paris'te neyse aynısı yapılacak. Veya Sovyetler Birliği'nde, Çin'de ne yapıldıysa aynısı yapılacak diyemeyiz. Bu ikisinin sentezine giden veya daha zenginleşerek tabii ki giden yeni bir toplum, yeni bir dünya beklemeliyiz diyebiliriz. Buyur. Teşekkür ederim hocam. Bir seyircimiz soru sormuş, onu aktarıyorum. Emin Merih'ten komünistlerin parlamento karşısındaki tutumundan bahseder misiniz demiş hocam. Emin Merih. Aslında bahsediyoruz Evet. baştan beri. Şunu demiş olduk aslında. Komünistler kayıtsız şartsız parlamentoya karşı değillerdir. Ama bu esas yan olarak görünmüyor. Esas yan şiddete ve zora dayalı sınıf mücadelesi. Bu mücadele içerisinde parlamentodan da yararlanılabilir demiş oluyorum. Evet. Ben yine kendi sorularımdan devam edeyim hocam size. Marx ve Engels dönemi ile Lenin ve Mao Zedong döneminde parlamentarizm konusuna nasıl bakılmıştır? Sermayenin büyümesi bakımından fark olmuş mudur? Buyurun hocam. Yani bu sermayenin geçirdiği evrim açısından kurduğum bir soruysa evet, yani emperyalizm, Lenin zamanında emperyalizmden bahsediyoruz. Marx ve Engels zamanında ise serbest rekabetçi dönem deniyor ona. Yani henüz kapitalist bir dünya var. Fakat bu dünyada çeşitli sermaye grupları birbirleriyle rekabet ediyorlar, çatışıyorlar. Fakat bu çatışmanın sonucunda ileride yani bunun tarihi için genellikle 1880, 1890 gibi dönemler söyleniyor. Zaten Marx 1883'te ölmüştü. Engels yaşıyor idi. Fakat Engels bildiğim kadarıyla emperyalizm diye bir terim kullanmadı. Fakat hem Marx hem Engels tekelci kapitalizm türünden ifadeler galiba kullandılar diye hatırlıyorum. Demek ki iki dönemden bahsedelim. Bir sermayenin serbest rekabetçi dönemi, bir de tekelci kapitalizm dönemi. Benim anladığım şu, Marx ve Engels zamanında daha kritik bir görünüm ortaya koyuyor. Yani parlamentodan işçi ve emekçilerin lehine gelişmeler beklenebiliyor. Marx ve Engels de Alman Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin üyeleri. Diye. Parlamentoya belirli bir güven var idi. Fakat tekelci aşamaya geçildi. Yani Lenin dönemi demiş oluyoruz. 1910'lardan itibaren çok belirleyici çünkü 1910'dan itibaren çünkü bu tekelci aşama bir dünya savaşına doğru iniyor. Bu durumda büyük oranda bence parlamento yani Lenin gibi
Rosa Luxemburg gibi, Carl Liebknecht gibi Mao kişilerin gibi. gözünde biraz daha sonraları, Mao zaten bambaşka bir yerde duruyor. Bunların gözünde biraz önemini de yitiriyor. Çünkü şöyle bir şey var, yani sorularında var mıydı bilemiyorum. Bu Alman Sosyal Demokrat İşçi Partisi liderlerine işte kadroları ve vekilleri oy meclisiyle Alman parlamentinde. Ve o zaman işte bu Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, bunların Spartaküs diye bir devrimci komünist grupları vardı. Ki yani o zamanlar çok güçlü, Almanya'nın birçok kentinde ayaklanmalar çıkartmış bir hareketti. Onun kadrolarına karşı yani sosyal demokratlar bunu bir savaş açtı ve Spartaküs örgütünün, o sonra Alman Komünist Partisi oldu, onun lider kadrolarına karşı büyük bir kat attı. Yani o andan itibaren hele Lenin parlamentoya çok da şey bakamaz yani. Öyle çok da sıcak bakamaz. Mao Zedong ise onun hiç güveni yok. Parlamentoya hiç güveni yok. Tamamen silahlı mücadele yoluyla Çin Komünist Partisi var işte. Bu partinin 1920'de başlıyor, 1950'ye kadar. Demek ki 30 yıl boyunca parlamentoyla bir ilgisinin, ya belki dolaylı ilgileri olur, detay bilmiyorum. Orada ise parlamento güven yok. Zaten Türkiye gibi ülkelerde de Maocular genellikle şeydir, parlamentoya mesafelidir. Yani Türkiye'de de dünya yerlerinde de Maocu örgütler parlamentoya genellikle olumsuz bakmışlardır. Bunu da böyle noktalayalım sevgili Sibel. Bir saniye hocam. Aslında soracağım soruyu yanıtladınız hocam. Rusya ve Çin hakkında parlamento miadını doldurmuş mu? Lenin ve Mao bu konuda ne düşünüyor diye bunu cevapladınız. Teşekkür ederiz. Hocam telefonla konuştuğumuzda parlamento ile kilise arasında bir fark yok dediniz. Bu konuyu dinleyicilerimiz için biraz açarsanız, dediğinizi ben mi yanlış anladım? Parlamento nasıl kilise olur? Mesela birisi kurum, birisi laik kurum. Buyurun hocam. Sibel, Duyabildiniz mi hocam? Yine hayır kesildiniz. duyamadım. Evet, Ha. sana zahmet tekrar edersen sevinirim. Tamam hocam edeyim. Sizinle telefonda konuştuğumuzda parlamento ile kilise arasında bir fark yok dediniz. Bu konuyu dinleyicilerimiz için diyorum biraz açar mısınız? Dediğinizi ben mi yanlış anladım? Parlamento nasıl kilise olur? Birisi dini kurum, birisi laik kurum. Buyurun hocam. Hocam. Hocam yine mi kesildi? Hocam duydunuz mu? Duyuyor musunuz beni? Evet, duydum. Yine bir kesinti oldu. Evet. Sibel? Efendim hocam, ben sizi duyuyorum hocam. Siz kesintidesiniz. Evet. Sorumu duydunuz, değil mi? Evet. Evet, parlamento ile kilise arasında bir bağ Evet. kurmuş olduk, değil mi? Evet, söyleyebiliriz. Sibel? Efendim hocam, ben sizi duyuyorum. Siz buyurun. Ha, tamam. Hocam buyurun. Şimdi
Evet, şimdi şöyle diyelim, parlamento insanların toplanıp tartışma yaptığı bir mekandır dedik aslında. Aslında bu kilisenin köküne bakıldığında eklesya diye bir terim var Grekçe. Eklesya'dan geliyor ve orada da bir toplantı insanların tartıştığı bir mekan olarak. Hatta bu açıdan ben işi daha da ileri götürdüm sevgili Sibel. Parlamento kilise okul arasında da bir ilişki var. Bu üç kurum biz buna tabii izleyicilerine de müsaade ederse cami bekleyelim. Kilise, cami, okul. Bunların aslında ulus devletlerde gördükleri işlev özsel olarak aynıdır. Kilise nasıl ki kitleleri mevcut sistemin meşruluğuna inandırmak için var ise parlamento da kitleleri sistemin meşru olduğuna inanmak için, inandırmak için olan etkide bulunan bir kurumdur. Peki şimdi bir sürü Atatürkçü, aydınlanmacı arkadaşları öfkelendirecek bir söyleyelim. Okul da özel olarak aynı işi görür. Yani okulu burjuvazi eski toplumlarda da feodaller, köle efendileri, insanlar okullara gitsin, bilinçlensin, öğrensin, işte toplum nedir, sömürü nedir, zulüm nedir, bunları açığa çıkarsınlar, bilinçlensinler diye okullar kurulmamıştı. Okul, kilise, parlamento bunların etimolojik, tarihsel köklerinde o kadar benzer bulabiliriz ki sevgili. Bu skolastik diye bir terim var. Oradan şey yapalım. Bu okullar, çünkü parlamento, modern parlamentolar yakın bir dönemdir. Daha öncesi kiliseler var, üniversiteler var. Bu üniversiteler de aslında kiliselerden çıkıyor. İlk kiliseler işte çeşitli bölümleri okul işlevi görüyor. Bu okul giderek üniversitelere dönüşüyor. Üstelik bu okul dediğimiz, Türkçe'de okul dediğimiz kelimenin Grekçesi büyük ihtimalle ekoldür. Fransızca'da zaten ekol deniyor. İngilizce'de school'dur. Biz mesela felsefe tarihinde sen de biliyorsun benim sunumlarımda skolastik felsefe diye, skolastik filozoflar diye konular anlatıyorum sana. Skolastik felsefe dediğim aslında okul felsefesi diyoruz. Yani okul felsefesi ama bizim aynı zamanda eleştirdiğimiz. Yani yoruma dayalı adeta şey yani biraz kibar davranmaya çalışıyorum ama yani gevezelik yapılma özelliği taşıyor. Skolastik felsefe. İşte skolastik felsefedeki o skolastik var ya o aynı zamanda İngilizce'de zaten kullanılıyor. Okul demek zaten school. O nasıl olmuşsa o school okul, school, ekol, bunlar zaten sesleri çok benziyor, değil mi? Bunları ayırt edebiliyoruz, ayırt edebiliyoruz. Şimdi bu yüzden de baktığımızda hem köken olarak baktığımızda ortaya çıkma nedenleri olarak baktığımızda ve dönem daha bunlar çoğaltılabilir. Demin devletin ideolojik aygıtlarından bahsetmiştik. Bunları şey yapan, içine alan da bir konudan bahsetmiş oluyoruz. Bu yüzden de ben bunların benzerliğini biraz ihtiyatla da olsa evet savunuyorum yani. Bence
bu kurumlar birbirine benzeyen işlev görüyorlar. Dolayısıyla biz bunların herhangi birini yüceltmek durumunda değiliz. Bunlar kapitalist toplumun özel olarak, genel olarak da sınıflı toplumların ortaya çıkarttığı kurumlardır. Sınıflı toplumların ortadan kalkmasıyla birlikte de sönümlenecek olan kurumlardır diyebiliriz Sibel. Teşekkür ederim hocam. İzleyicilerimizden Ulaş Fırtına bir soru sormuş. Merhaba Mehmet Hocam, Sibel Hanım. Teşekkür ederiz. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'nın hangisi ülkemiz için yararlı olur? Sinan Oğan'ın Erdoğan'ı desteklemesi Erdoğan'ın kesin kazanacağı anlamına gelir mi? İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Buyurun hocam. Yani bu soru da çok aktüel bir soru olmuş. Ulaş Evet. da bizim tanıdığımız bir arkadaşımız. Yani burası ne kadar yeridir bilmiyorum ama böyle bu konuyu tartışmak Evet. için. Ya özel olarak bence ikisinin de bir yararından söz edemeyiz. Ama şu anda kitlelerin şöyle bir eğilimi var. Mevcut hükümet gitsin diyor. Biz tabii mevcut hükümetin sadece Türkiye'deki tarzını değil, yeryüzündeki bütün mevcut hükümetlerin, gerçi bir de toplum hükümet de demiyor, iktidar diyor. Halbuki iktidar, hükümet başka şeyler, daha önce anlatmıştık. Gitsin, buna biz tabii ki katılıyoruz. Yani ben böyle bir şey sorulmuşsa buna katılıyorum. Ama gelen hükümetin daha iyi hükmedeceği ile ilgili elimizde hiçbir veri yoktur. Fakat kitlelerin sağduyusuna inanmak, belki hani bir felsefeci için bilmiyorum ilginç midir? Kitlelerin sağduyusu da gitsin yönünde. Ama şimdi tabii çeşitli hileler ortaya çıkıyor. Bunlar da tabii seçimle olacak şeyler midir? Yani bir bugünkü hükümetin gitmesi sadece seçimle olacak bir şey midir? Bunun da ayrıca tartışılmalı. Ben başıma kadar gelen hükümetlerin gidenlerden çok daha iyi olduğunu da görmedim bu konu. Ama şu anda tabii çok somut olarak Türkiye'de hele hele son o topyekun bir füze uygulanıyor. Sadece böyle komünistlere değil, sadece Kürtlere değil, kadınlara, kızılbaşlara, öğrencilere, hatta şey kendi içerisinde burjuvazinin çeşitli kliklerine karşı katliama varan, darbeye, cuntaya varan uygulamalar ortaya çıktı. Bu yüzden yani gitsin tabii ki, yani gitsin, bunun beklentimiz bizim bu yönde olmalı. Öbür türlü efendim falanca kişinin destek vermesi, köstek olması durumu değiştirir mi? Yani bugünkü hükümet olağan olarak oy yoluyla değiştirilir görünüyor. Çünkü bütün veriler muhalefetin oyunun çok daha fazla olduğunu gösteriyor. Normalde beklenti değişmesi, yani eğer oyla olacaksa değişir. Falanca kişinin bilmem şuraya katılmasının, buraya katılmasının bir değeri yoktur. Böyle bir yanıt, bilmiyorum işe yaradı mı? Sibel, böyle bir yanıt vermiş oluyorum. Evet hocam. Seçimler toplumun tercihini yansıtmaz demiştiniz bir konuşmanızda. O zaman ben size şöyle sorayım soruyu. Neden yansıtmıyor? Toplum buna neden inanıyor? Bir ek daha yapayım hocam. 14 Mayıs seçimleri neden kazanılmadı? Kısa da olsa seçimlere dair felsefi bir yorum yaparsınız diye düşünüyorum. Sol çevreler beklediği sonucu aldı mı? Sonuçlar size göre ikna edici miydi? Buyurun hocam. Sevgili Sibel, sen bomba soruyu sonlara bırakmıştın. Bu da şey, Murat arkadaşın sorusuyla çok ilgili oldu.
Aynen işte onun peşinden yapayım dedim, sorayım. Ya Buyurun. şimdi bu 14 Kasım seç şey 14 Mayıs seçimleri hani bize ne söyletir? Felsefenin gözünden nasıl görünür? Şimdi kazanılamadı derken sanki biz şeye inanmış oluyoruz hani. Oy verilir. Oylara göre de değişiklik olur diyoruz. Bir yanıyla kişiler zannediyor ki her şey kendi gözlerine göründüğü gibi. Halbuki parlamento deminden beri konuşuyoruz. Asıl olarak kapitalizmin içinde gizlenmiş olan bir artı değer sömürüsü var. O sistemi gizlemek asıl şey budur. Onun açığa çıkmasını engellemek için bir perdedir. Asıl işlevi budur. Fakat bu seçimleri şöyle diyelim. Yani bu ya seçimlerde aslında bu Millet İttifakı kazandı yani kazanmış olması lazım. Bütün o veriler onu gösteriyor. Millet İttifakı'nın kazanmış olması lazım. Bunu bilir. Hatta seyircilerimizi de katarak birlikte tartışalım yani. Ben bazı veriler söyleyeyim. Eğer yanlışsa bana hayır bu tez yanlıştır desinler. Bu veri doğru değildir desinler. Bunlardan birisi şu sevgili Sibel. 7 Haziran 2015'te bir seçim oldu. Mevcut hükümet aynı hükümet olduğu için %40 muhalefet %60'tı. Zaten hep böyle olmuştur. Bana sorarsan hep böyle olmuştur. Yani o buna rağmen neden tersi cereyan etmiştir? Bu işte kapitalizmdeki terslikten kaynaklanır. Şimdi 7 Haziran'da böyle bir şey ortaya çıktı zaten. Sonuç ortaya çıktı. Muhalefet 60. Şimdi de en az 60 olması lazım. Ne oldu ki daha düştün? Buna diyelim birincisi. Birinci olarak bu. İkinci bir veri fazla değil. Bir yıl önce bir seçim oldu. Bir yıl mı? 2 yıl mı? Neyse işte. Ya da daha fazla mı? Ya yerel seçimler var Fazla. mı bilmiyorum. Yer oldu. İstanbul seçimlerine sözü getireceğim de. Ankara ve İstanbul seçimleri. Seçim oldu. Bu seçimlerde İstanbul üzerinde diyecek olursak 58 60'a 40 yani. Bu da bir önemli bir veri değil mi sayın seyirciler? Zaten 60'a 40. Bir şey değişmedi ki yani. Ne oldu ki durum tersine dönsün? 2, 3 şöyle düşünelim. İstanbul, İzmir, Ankara Türkiye'nin seçim açısından ne kadarını temsil eder? Herhalde yarısını temsil eder. Ya Büyük bu İstanbul, şehirler. İzmir, bu Millet İttifakı dedikleri kilit zaten önde. Peki niye kazanamıyor? Soru işareti. Dördünü ters söyleyelim. Bu İzmir, İstanbul ile birlikte Mersin, Antalya, Adana, bilmem Aydın, Muğla, Balıkesir. Ya buralarda da Millet İttifakı önde. Buna göre yine kazanmış olması lazım. Beşinci, Kürt illeri var, Kürdistan var, Diyarbakır var. Diyarbakır'da %70 oy almış Kılıçdaroğlu. Resmi ideolojinin bir temsilcisi Kürt'ten %70 oy aldı. Peki Güneydoğu'da. peşinden diğer iller var yanında. Kürt illeri almış. Peki buna göre nasıl oluyor da Erdoğan daha fazla çıkıyor? Efendim İç Anadolu'nun tümü şeye oy vermiş Erdoğan'a. Versin tümü versin diyelim. Ne kadar olur ki yani? Ha, bu şunu gösteriyor. Yani böyle bir seçim sonucu, yani bir oy sayma işi olmamış.
Olmuşsa da bize söylemiyorlar. Oylar başka türlü ya da yani bir olağan bir seçim sürecinin işlemediği, oyların halkın düşündüğü şekilde sayılmadığı çok bariz. Peki bunun bir oyun olduğu ile ilgili bir başka veri. Bu da 5 mi 6. mı oldu? 6 oldu ya galiba. Onu da Yeşil Sol Parti üzerinden yapalım. Ya şimdi bütün Türkiye'deki, dünyadaki burjuva, Marksist, sol, sağ analistlerin hemen hepsi şunu görmüştür. Bu Yeşil Sol Parti ve önceli olan HDP ve işte önce onun da öncesi olan partiler 50 yıldır sürekli böyle bir yükselişte. Yani uçağın yerden kalkıp havalandığı gibi havalanıyor, yükseliyor sürekli. Ne olsun ki bu şeyde 14 Mayıs'ta 3-5 puan ya da kaç puan düştüyse düştü. Ne olabilir ki yani? Bu araştırmacılar kaç tane ben önceden oyumu HDP'ye verdim ama şimdi vermedim diyecek kaç kişi bulabilirler? Biz bu toplum içinde yaşıyoruz. Bir tane bile görmedim, duymadım. Desin ki ben daha önce HDP'ye verdiydim de bugün de gittim bilmem AKP'ye verdim, MHP'ye verdim, CHP'ye verdim diyecek bir kişi ben bilmiyorum, görmedim. Ne olsun ki bu oy 13'te bilmem 14'ten şeye insin. Haydi 20 niye olmadı onu da sormuyor. Normalde 20 olması lazım. Bütün veriler onu gösteriyor. 20 olmadığını anladık. 15'i de anladık da. 13, 12, 11, 10, 10, 10 mu? 10 galiba. Ne olsun ki düşsün. Bu da önemli bir zaten soru işareti. Burada belki bizim topluma söyleyeceğimiz şurası olabilir. Ya siz olağan bir seçim oldu da bizim oylar kaybettik. Yani bu yani bu konuda biz belki bir farkındalık yaratabileceksek bu programlarla bunu yaratabiliriz. Zaten parlamenterizmin bir demokratik sistem olmadığını en baştan beri anlattım. Ama buna rağmen kısmen olabilir idi. Kısmen olabilirdi. Mesela benim görüşüm 7 Haziran 2015'te kısmen demokratik bir şey uygulandı. Seçim politikası izlendi. Kısmen. Ama 7 Haziran 2015'in dışında bir tarih daha ver deseler verecek bir bilgiye sahip değilim. Şimdi bu yüzden şeyi sonuçları buradan bakarak okumak yani ya burada bir oyun var. Bu oyunun Türk tekelci burjuvazisiyle ve uluslararası emperyalist ilişkilerle doğrudan ilgisi olan bir oyun var deyip üzerine değerlendirme yapmalı olabilir. Öbür türlü toplum içerisindeki birlik, beraberlik düşüncesini, duygusunu köreltebilir, bunu ortadan kaldırabilir. Biz buna karşı da topluma moral veren, toplumu motive eden bir pozisyon da almamız gerekiyor. Sibel. Teşekkür ederim hocam. Heyecanlandırdık sizi biraz ama iyi, güzel bir açıklama oldu. Programımızın sonuna geliyoruz, yaklaşıyoruz. Programı parlamento tarihiyle, ülkemizin parlamento tarihiyle bitirelim diyorum hocam. Osmanlı Türkiye tarihinde parlamentonun yeri nedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyeti kurdu, kadınlara seçme ve seçilme hakkı verdi denilir. Ama oysa siz parlamentoyu değersiz görüyorsunuz. Bununla ilgili küçük bir açıklama yaparsanız. Buyurun hocam. Sevgili Sibel, biraz Türkiye'den ve biraz aktüel politikadan konuşmuş olduk. Deminki konuya bence bir ek yapmak, bir şey aklıma geldi. Bir ek yapmak çabiliyor. Şimdi tabii bu seçim hileleri. Tabii seçim hileleri derken böyle basitçe bilmem Kayseri'de bir köyde kurnaz muhtarın 10 tane oy çalmasından bahsediyorlar.
şey değil. Kastettiğimiz şeyler bunlar değil. Bunlar Peki. belirleyici olmaz zaten. Öyle bir muhtarın davulun oy çalacağını düşünmüyorum. Çalsa da bir etkisi olmaz. Daha büyük bir oyundan, daha büyük bir organizasyondan söz etmiş oluyoruz. Şimdi tabii bu kazanamadı diyen bu işte Yeşil Sol Parti bizi daha çok orası ilgilendiriyor, önemsediğimiz kesim diye. Şimdi bu kazanılamadı, hani sanki oy verdik de kazanamadık gibi olursa bu yanlış olur. Bunun yanlışlığını gösteren de bazı tartışmalara ben tanık oldum. Bu konuda belki bir analiz açıklama daha yapmam gerekiyor. O da şu. Şöyle laflar, belki sen de duymuşsundur. Efendim işte bu hükümet kaybetse iç savaş çıkartır. Halk da bu durumdan korktuğu için gidiyormuş bu hükümetin adaylarına, Cumhurbaşkanı adayına oy veriyormuş. Ya bu bir şey sanki yani polisiye film yaparsın da böyle uydurma şeyler ortaya koyarsın. Bu böyle bir görüş. Bu gerçekleri yansıtan bir şey değil. Bir başka konuştukları konu, efendim bu deprem bölgesindekiler nankörmüş de, yok efendim bu deprem bölgesindeki halk şeymiş de, işte cellatına aşık olan insan psikolojisine girmiş de, gitmiş hükümetin adaylarına, cumhurbaşkanına bilmem oy vermiş. Bu da gerçekleri yansıtmaktan uzak. Sanki herkes orada demokratik bir seçim olduğuna, çıkan oyların demokratik bir şekilde sayıldığına inanıyor. Olur ki inanmamız için gerek yok. Bu halkı aşağılamak, küçümsemek için uydurulmuş hurafeler. Bir başka tartışma, efendim işte Türkiye halkı toplumu gericiymiş, şeriatçıymış, bilmem neymiş de, cahilmiş de, gitmiş bilmem Cumhur İttifakı'nın adaylarına, bilmem Cumhurbaşkanı'nın adayına oy vermiş. Bu da aynı. Ya yani bu Platoncu, Nietzscheci anlayışlarda vardır felsefelerde, böyle aristokratik düşünüp kitleleri küçümseyen, onlar işte ne bileyim böyle adeta saf, akılsız, salak yerine koyalım. Fransız aydınlanmacılarda olduğu gibi bir anlayış. Yani bizim buna da katılmamız mümkün değil. Tabii bu yönü de vardır bu toplumda, dinci, şeriatçı, faşist. Böyle, tabii ki var. Ama bunu böyle belirleyen bir unsur, bu yüzden de oylar böyle, sandıklar böyle çıktı. Yok, bu asıl meseleyi büyük fotoğrafı gizlemek için bilerek bilmeyerek insanların uydurduğu senaryo. Öbürü yok efendim işte bu Kemal Kılıçdaroğlu Kürtmüş de bilmem Aleviymiş de, toplum o yüzden de bunun, Türkiye toplumu o yüzden de, yani Türkiye Kürdistan toplumu da o yüzden bunlara oy vermemiş. Ya nereden çıkartıyorsun? Yani Kılıçdaroğlu'nun Kürt Alevi olduğunu da ben bilmiyorum. Öyleyse bile nasıl bir Kürttür, Alevidir, onu da hiç bilmiyorum. Bu da gerçekleri yansıtmaktan uzaktır. Sistem için uygun olan her aday etnisitesine, inancına bakılmaksızın kapitalist toplumda ilgi görür. Dolayısıyla bu da gerçekleri yansıtmıyor. Şimdi zamanımız doldu galiba. Kısa söyleyeyim. Evet hocam. Şimdi Osmanlı Türkiye parlamento tarihi, bir sefer şunu söylüyorum. Bu Kemalistlerin kendi her şeyi kendileriyle başlattı. Bilmem parlamentoyu, meclisi de kendileriyle başlattıkları bir yalan. Böyle bir şey yok. Parlamento çiftli sistem olarak 1876'da birinci meşrutiyet döneminde kuruluyor zaten. İkinci meşrutiyet döneminde daha da genişliyor.
Ki ikinci meşrutiyet dönemine devrim diyenler de var zaten. İkinci meşrutiyete devrim. Çünkü ikinci meşrutiyet döneminde siyasal partiler kuruluyor. Kadın dernekleri kuruluyor. Kadın gazeteleri çıkartılıyor. Bilmiyorum daha önce konuşmuş muyduk bunları. Farklı çevreler, siyasal çevreler, farklı etnisiteler den insanlar partiler kuruyor ve seçimlere giriyorlar. Yani en az bildiğim benim iki tane de seçim oluyor. Sendikalar kuruluyor. 1 Mayıs'lar kutlanıyor. Bunlar 1920'ye geldiğimizde bıçak gibi kesiliyor. Yani 1920'den itibaren Türkiye'de tabir yerindeyse hani şu anda tek kişi yönetimi, tek adam diktatörlüğü denir ya. Aslında Evet. Türkiye'de Türkiye tek adam diktatörlüğü olarak 1900 oldu ve hiç kesintiye uğramadan da bugün de tek adam diktatörlüğü olarak devam ediyor. Tek adam diktatörlüğü 1920'de kurulurken işte tek meclis, o mecliste de tek parti, tipik yani tipik işçi, emekçi, kadın düşmanı olduğu için de faşist diyebileceğimiz bir sistem kuruldu 1920'de. İşte parlamentoyla bu faşist sistemin önünü kapatmaya çalıştı Türk egemen sınıfları. Başlangıçta biraz zor oldu 46'ya kadar çünkü tek partiydi. Bunu kolaylaştırmak için çok partili dedikleri döneme geçildi. Çok partili dönemde de işte bir nevi nasıl olmuş oldu? Tek partili faşizm, çok partili faşizm haline geldi. 2002'de de bu yeniden ihtimal olarak gözden geçirildi. Şu anda da yeniden tek partili faşizm dönemine doğru gidiliyor gibi bir görüntü var. Bu açıdan belki 28 Mayıs seçimleri belki şu açıdan önemli olacak. Tek parti ve tek kişi faşizmi mi yoksa çok partili bir faşizme mi evrilecek sistem? Onu göreceğiz. Böylece faşizm dedik. İyimser bir konuyla da Sibel bitiremedik. Eğer sende laf kaldıysa birkaç iyimser birkaç cümleyle bitirelim. Değerli arkadaşlar, burada veda etmiş oluyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Sözü de sevgili Sibel'e bırakıyorum. Buyur. Teşekkür ederim hocam. Sevgili arkadaşlar, sevgili seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Marksizm ve parlamenterizm konusunu işledik. Mehmet hocamıza göre bugünkü parlamentolar egemen sömürücü sınıflara hizmet ediyor. Kısmen de olsa emekçilere ve ezilenlere de hizmet verdiğini öğrendik. Hatta parlamentonun sıklıkla faşizm ürettiği de söylendi. Bu tartışmalar böyle uzar gider. O hamur çok su kaldırır dendiği gibi devlet, parlamento ve seçimlerde çok tartışma gerektirir. Umarız bizi izlediğinize değmiştir. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Teknik masaya da teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.